Herkese merhaba, ben Can. Bugün size Bodrum'un en bakir bölgelerinden biri olan Dereköy-Yakaköy arasında kalan bir bilinmeyen bir yolu tanıtmak istiyorum. Dereköy stüdyomdaydım, ders aramda bir koşuya çıkacağım. Dereköy'den Yakaköy'e kadar o boş yoldan koşacağım. Bence Bodrum'un en güzel doğalarından biri, en güzel ormanlarından, hatta Bodrum'da çok yüksek ağaç ve ormanlık yoktur. Dağbelen ve Torba bölgelerinde ormanlık olduğu bilinir. Ama bu bölgede oldukça yeşil, sanki Karadeniz'in böyle yaylalarına çıkmış gibi hissediyorsunuz. Zaten 53 rakımda olan bir yerde Dereköy. Daha önce videolarımda size tanıtmıştım. Bu yol için ben Dereköy'den size şöyle tarif edebilirim. Dereköy'de bulunan Kadağan Market'ten hemen içeri giriyorsunuz. Dümdüz devam ettiğinizde yaklaşık 200-300 metre karşınızda yeni yapılan bir site göreceksiniz. Oraya aracınızı park ederek sağ tarafa doğru direkt yürüyüşünüze çıkabilirsiniz. İlk 1 kilometre normal düz asfalt yol. 1 kilometreden sonra ormanın içine giriyorsunuz. Artık yapılaşma tamamen ortadan kayboluyor ve mükemmel bir hava, mükemmel bir sessizlik, kuş cıvıltıları, su sesleri, bambaşka bir rotaya gidiyorsunuz. Aynı zamanda araç da gidebiliyor o yolda. Çok trafik olursa ben bazen Yakaköy tarafına kadar oradan yaklaşık 7-8 dakika süren bir araç yolculuğuyla hemen çıkabiliyorum. Bazen iş dönüşü trafik olduğunda Ortakent'te oradan direkt giriyorum. Dibeklan'ı da size anlatmıştım. Dibeklan'ın oralardan bağlıyor. Direkt tak diye Dereköy'e ulaşıyorum. Evet, o zaman yavaş yavaş koşumuza ve yolumuza başlayalım. O ilk bir kilometrenin içinde yapılaşmalar ve mekanlar da var. Bu Çetilik kahvaltı evi çok keyiflidir. Kendi bahçesinden topladığı yeşillikler, yumurtalar, onları sunarak size kahvaltı imkanı sunar. Mutlaka bir gün kahvaltıya gelmenizi tavsiye ederim. Evet, yola çıktık bakalım. Gidiyoruz. Şu anda hala medeni bir şekilde asfalt yolda ilerliyoruz. Sağlı sollu keyifli çiftlik evleri, mandıralar, hatta lüks yapılaşmalar da göreceğiz. Oradan sonra artık orman bizi bekliyor. Ormanın içinde de bu arada eskiden bir yaşam olduğu için çok eskiden kalma taş evler var. Hatta bazıları restore edilmiş, satın alınmış. Yeni yeni küçük yapılaşmalar da var. Ama bir oturum imar izni yok. Çok geniş bir güneş paneli tarlasından geçeceğiz. Hepsini size tanıtacağım. Haydi. Bakın hep buralar geçen sene Temmuz sonu Ağustos'ta çıkan orman yangınlarında yanmış. Tabii Allah'tan burada yüksek ağaçlar yokmuş. Genelde daha kısa bodur bitki örtüleri yanmış ve mutlu edici bir şey, hemen doğa kendini yenilemiş. Yeşil yeşil çıkmaya başlamış altından. Umarım bir daha öyle bir şey yaşanmaz. O bahsettiğim 1 kilometrelik asfalt yol yavaş yavaş bitiyor. Böyle yeni büyük malikane tarzında yapılaşmalar var. Ve hemen ardından tamamen zeytin ağaçlarından, limon ağaçlarından oluşan sağlı sollu bahçelerle Lelek yolumuzun bir kısmı olan Dereköy-Yakaköy arası yolumuza başlıyoruz. Yaklaşık 1,5 kilometre oldu yola çıkalı. Rüzgar, kuş cıvıltısı ve benim ayak seslerimden başka hiçbir ses yok. Kalmadı. Bu arada bu yol beni geçen sene pandemi yasaklarında kurtaran yol oldu. Dereköy'de oturuyordum ve hemen evimin önünden başlıyordu böyle bir imkan. Bomboş bir yer olduğu için kimseyle muhatap olmadan burada hemen sporumu yapıp, koşumu yapıp geri dönüyordum. Ne kimseden hastalık alıyordum, ne kimseye hastalık bulaştırıyordum. Bunun dışında bu yolda genelde köylüler körek mantarı dediğimiz Bodrum'un yerel bir mantarını toplarlar. Özellikle Ekim-Kasım aylarında yağmurlar ilk yağmaya başladığında sabah saatlerinde körek kulağı diye isimlendirdikleri, boyları 2-3 metreye kadar ulaşan bu bitkilerin altından mantarlarını toplarlar. Hemen yanda bir yapılaşma var. Çaktırmadan bakalım mı kamerayla? Ben şu anda göremiyorum ama
siz gördünüz. Evet, şimdi birazdan ufak ufak eskiden kalma taş evler başlayacak. Onunla da ilgili size kısa bilgiler vereyim. Bodrum bölgesi, sadece Bodrum değil, biraz komşuları da eskiden Karya İmparatorluğu olarak geçiyor. Karya İmparatorluğu'nda yaşayan Lelek halkı özellikle Pedes Antik Kent'te konumlanmışlar zamanında. O yüzden bu bölgede aslında eski bir yaşam varmış. Aslında koştuğumuz bölge tarihi olarak büyük değere sahip olan bir yol. Yani Lelek yolunu şöyle anlatabilirim. Likya yolunu duymuşsunuzdur. Lelek yolu da Bodrum'da bulunan bir tür Likya yolu diyebilirim. Tarihi, zamanında ticaretin yapıldığı, eski imparatorlukların, halklarının yaşadığı bir yol olarak geçiyor ki zaten Bodrum Belediyesi bir süredir bu yollara önem vererek onları restore edip daha fazla sunuyor ve daha fazla insan bu konuda bilgilerini tazeliyor. Su sesiyle devam ediyoruz yolumuza. Çok güzel değil mi? O 2 kilometre oldu başlayalı. Böyle sağda ufak çiftlik, içinde yaşam var mı yok mu belli değil. Solda yine kullanılmayan bir taş ev görüyorsunuz. Evet, güneş panellerinin olduğu bölgeye geldik. Buraya bildiğim kadarıyla İzmirli bir firma güneş paneli tarlası kurmuş ve zaten girişte bilgileri yazıyor. Ürettiği enerjiyi şebekeye satıyormuş. Aslında güzel bir şey. Yani burada inşaat olmasından ziyade temiz bir şekilde yenilenebilir enerjiyle elektrik üretiyoruz. Özellikle böyle bir devirde. Yine arkada rüzgar tribünleri de var. Buradan gözükmüyor. Çünkü burası sonuçta rüzgarlı bir bölge. İleride bal üretim merkezi var. İnekler, mandalar, kuzular her yerde geziyor. Ve aslında bu kadar dağ başı gibi gözükse de aslında Yakaköy'e tahmini 3-4 kilometremiz daha kaldı. Yakaköy demek orta kent demek. Yani hemen şura, şu anda benim arabam olsa Midtown'un oraya, yani orta kente 7-8 dakika sonra ulaşırım. Yani o kadar da merkezi bir yer. Ama umarım bozulmaz ve böyle kalır. Daha ilerledikçe çok daha güzel manzaralarla karşılaşacaksınız. Evet, elektrik üretim tesisinin de buradan görelim. Ne yazık ki yine geçen sene ormanda yanan bir bölge. Burada biraz daha yüksek çam ağaçları yanmış, kozalakları hala üstünde. Gerçekten çok üzücü. Buralar Bodrum'un son kalan ormanları. Umarım bir daha yaşanmaz gerçekten. Evet, devam ediyoruz yolumuza. Şimdi aslında bu yolu ben size neden anlatıyorum? Birincisi, yürüyüş için keyifli ve alternatif bir parkur. Bodrum'da böyle kalabalığa karışmadan biraz hem daha temiz hava hem daha izole bir bölgede yürümek istiyorum derseniz bu Dereköy-Yakaköy arasındaki bu şu anda bulunduğumuz yolu tercih edebilirsiniz. Gayet güvenli. İlk başta biraz tereddüt edebiliyorsunuz. Çok yalnızmışsınız gibi hissedebiliyorsunuz ama ben yaklaşık 1,5 senedir bu yolu deneyimliyorum. Benim gibi koşan ve yürüyen insanlar dışında veya köylüler dışında kimseyi görmedim. İkinci olarak, sonuçta burası bir Lelek yolu. Yani tarihi bir yol ve ara ara eski çağlarda yaşanmış, milattan öncelere bile dayanan kalıntılara denk gelebiliyorsunuz. Tarihi değeri olduğu için de yürümenizi tavsiye ediyorum. Ve çok kolay, yani gördüğünüz gibi normal araçların da gidebildiği bir yol. Üçüncü olarak da bir alternatif yol.
Videonun başında da bahsettiğim gibi Dereköy-Yakaköy arasında bir işiniz varsa, hiç oradan orta kente inip ana yoldaki trafiğe, ışıklara takılmadan aracınızla 6-7 dakikada Yakaköy'den Dereköy'e veya Dereköy'den Yakaköy'e bu yol sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Bu yola her işlem yapıldığında aslında ben üzülüyorum. Umarım buradan gerçek bir yol geçmez. Yani bilinen bir yol geçmez. Ya da bu yol üzerine bir daha ekstra bir yapılaşma olmaz. Çünkü gerçekten bu yol bence Bodrum'da eşi benzeri az olan bir yol. Hiç kimse bilmiyor. Şu anda siz biliyorsunuz. Belki bana kızıyorsunuz. Yeter artık anlatma bilinmeyen yerleri diye, ama ben deneyimlerimi paylaşıyorum. Yakaköy'e yolumuz çok az kaldı. Bayağı bir yokuş tırmandık. Rotanın sonunda size ne kadar mesafe kat ettiğimi ve ne kadar yükseldiğimi saatten bakarak söyleyeceğim ki en azından bu yolda yürürken bilinçli olun. En azından bu yolda yürüyecek kişiler için bir bilgi olsun. Böyle yol tertemiz gidiyor. Sağlı sollu doğa. Bazen bazı yerlerine tabii böyle insan eli değmiş. Yukarıda antenler, solda ağaçlar, ama insan bu kadar hiçlik görmeyene mutlu oluyor. Evet, yolumuza devam edelim. Yakaköy'e kadar ilginç bir şey çıkmazsa bir daha çekmem. Yakaköy'de görüşürüz o zaman. Evet, yola çıkalı 4500 metre oldu, yani 4,5 kilometre ve Yakaköy gözüktü. Ne kadar tırmandığımızı koşu sonrası söyleyeceğim saatimden bakıp. Ve Yakaköy görüyorsunuz. Uzakta gördüğünüz yol da, daha doğrusu kameradan uzakta görüyorsunuz, çok uzak değil, Orta Kent'ten Yalıkavak'a giden yol oluyor. Biraz yakınlaştım. Yakaköy'ün hemen yanındaki oluşum, daha önce size anlattığım Orta Kent Acıbadem Hastanesi tarafı. Hatta ileride koyu renk gözüken bina Acıbadem Hastanesi, oradan ayırt edebiliyorsunuz. Bu yolu devam edersem direkt Yakaköy'ün merkezine kadar iniyor. Ama ben şu anda çok rüzgar çıktı yine. Buradan geri dönüp işime geri döneceğim. Evet, size tepeden Yakaköy'ü tekrar gösteriyorum. Orta Kent'in hemen arkasındaki tepe zaten Pedasa Antik Kenti'ne giden tepe oluyor. İşte eski Lelek halkı o tepelerde, şu anda tabii kalıntı halinde kalan yapıtlarda yaşamışlar. Onlarla ilgili Pedasa videom ayrıca gelecek. Yakaköy'de gerçekten ben ilk geldiğimde hiçbir şey yoktu, sadece köydü, ama şu anda her yerde gördüğünüz gibi inşaatlar, evler, konutlar sırayla yapılıyor. Tabii avantajı ne? Ana yola yakın olması. Orta Kent'ten Yalıkavak'a giden yol, hemen karşımda gözüken yol, oraya yakın olması. Dolayısıyla Orta Kent'e, dolayısıyla şehir merkezine yakın ve bir o kadar da izole ve daha bakirce olması, şehre göre daha sessiz olması diyebilirim. Evet, Yakaköy'den tekrar Dereköy'e doğru dönüş yolumuza geçtik. Böyle güzel ağaçların altından yokuş aşağı dönerek gidiyoruz. Az kaldı Dereköy'e. Yine bir su sesi geliyor. Hemen duralım bakalım bu neymiş. Buradan böyle küçük bir su kaynağı. Zaten hatırladığım kadarıyla hemen aşağıda bir çeşme vardı. Hayrat. Evet. Bakalım akıyor mu? Bakın, burası bir dereydi. Geçen sene ben burada koşarken, geçen sene bu tarihlerde burada böyle şakır şakır sular akardı. Ördek falan yüzerdi, yani öyle söyleyeyim. Çok üzüldüm şu anda. Evet, tekrar Dereköy sınırlarına girdik. Yolumuzu tamamladık. Size bu çok bilinmeyen yolu
anlatmaya, tanıtmaya çalıştım. Toplam 9 kilometrelik bir parkur yapmış olduk. 4,5 gittik, 4,5 geldik. Toplamda 250 metre yükselmişiz. Deniz seviyesinden 53 metre yükseklikteydik. 266 çıkmışız zaten maksimum. O arada bütün inişleri çıkışları saat toplamda 250 metre olarak hesaplamış. Fena bir yükselti değil. Yeni yürüyüşe başlayan arkadaşlar için hatta yorucu olabilir. Yolda karşılaştığım bazı manzaralar beni üzdü. Bazı yerlerde çöpler dökülmüştü. İşte hafriyat atıkları gördüm. Böyle çok biçimsiz yapılaşmalara rastladım. Kuruyan dereleri gördüm. Umarım bu yol daha işler hale gelip de etrafına yapılaşma olmaz. İçimdeki ses ufak ufak canlanacağını, hareketleneceğini söylüyor. Yakaköy'ü de gördünüz. 2 sene önce size yukarıdan kuş bakışı göstersem o binaların çoğu yoktu ama şimdi hepsi var. Bilmiyorum, bence bu kadar tek bir alana, tek bir ilçeye bu kadar yoğunlaşmak çok doğru mu? Zaman ayırdığınız için ve bu keyifli yolu benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Sizin de bu yolla ilgili bildiğiniz, bilmediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. O zaman en yakın farklı videolarda görüşmek üzere. Mükemmel bahar havası Bodrum'a geldi. Bence yaz gelmeden gelin bir 2-3 gün havanız değişsin. Yaza +1 önde girin. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.